Evet arkadaşlar, bugün ölemet çorbası yapacağız. Unlu ve ayranlı bir çorba olacak. Öncelikle ölemeci dökeceğiz. Bunun için sert bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Önce onu yapacağım. Sonra da ufak ufak dökeceğim zaten. Şimdi az az su vererek sert bir hamur elde edeceğiz. Böyle hafif unlu da olabilir. Bunu herkes kolayına nasıl gelirse o şekilde yapıyor aslında. Ama biz sert hamur yapıp ondan sonra ufaltıyoruz. Şöyle dursun kenarda. Şimdi şöyle alalım. Bu ölemek çorbası daha çok yazın yapılıyor. Ayranla soğuk soğuk içiliyor. Güzel oluyor. Şöyle hafif su serpeceğim ki içerisindeki unlar hamur olsun. Toparlattırarak sert bir hamur elde edeceğiz. Evet arkadaşlar, büyük sert hamurumuzdan küçük parça kopardık. Onu da daha küçük parçalara ayırarak böyle küçük küçük yapıyoruz. Sonra bunları suda pişireceğiz. Bu şekilde. Hamur cıvık olmaması gerekiyor, yoksa elinize yapışır. Böyle küçük küçük. Seneki pürlerde de hiç hayır yok.
Çok yeşillikli olmasın diye. O mu arada? Yaprazlar yapılabilir. Şurada bunu tadı bir açık mı? Evet. O kadar daha gitti. Yürü gitti. Onu koy da. Nerede öyle mi? Aslında nasıl vurur biz gördüğümüz yani. Evet arkadaşlar, ölemecimizi böyle tane tane döktük sert hamurdan. Yeşil mercimeğimizi ve otumuzu da burada pişirdik sarımsakla birlikte. Şimdi ölemecimizi içine dökeceğiz. İyi bence. Bu da böyle pişecek. Evet arkadaşlar, ölemecimizi pişirdik. Böyle iki tane kaba ayırdık. Bunlar şimdi soğudu. Bundakini buna aktaracağım. Hepsini bunda ayranlayacağız. Sonra da yiyeceğiz.
ayranımızdan dökeceğiz. İçine de kuru nane atacağız üstüne. Yani atmak zorunlu değil ama tadı güzel oluyor. İşte kuru nanesini, tuzunu ayarlayıp evet, yemeğimiz hazır. Bize afiyet olsunuz. Yaparsanız size de afiyet olsun.